Arkadaşlar merhabalar, Volkan var. Ben bugün sizinle ne yapacağız? Bugün sizinle Redmi On'un hep beraber gerçek konunun pil testini yapacağız. Türkiye'de üretilen bu telefonun arkadaşlar 5000 mAh pil gücü var ve oldukça da başarılı bir pil performansı imza attı. Açıkçası e, Xiaomi zaten e, pil tarafında gerçekten de en iyi, en iyi performansları sunan üretici konumunda. Redmi da bunlardan bir tanesi. Dilerseniz hemen incelemeye geçmeden evvel kısaca pile etki eden biraz küçük teknik detaylardan bahsedelim. Bu telefonda 6.5 inç boyutunda bir ekran var. Ekran tarımı hızının arkadaşlar 90 Hz olduğunu söyleyelim ve IPS tabanlı bir LCD ekran var. Bununla beraber 2400 1080 piksel çözünürlük 405 ppi de yoğunlukla beraber Telefon ekran tarafında aslında orta segment pazarında sunulması gereken birçok detayı bizlere sunabiliyor. Yonga seti tarafında ise Mediatek'in Helio G88 Yonga seti var. Oyun tarafında bir problemle karşı karşıya bıraktırmadan bizi rahat bir şekilde çıkartabiliyor arkadaşlar günü. Baktığınız zaman PUBG'de 40 FPS civarlarında bir değer alırken e, özellikle Call of Duty gibi yoğun böyle e, hareketin olduğu oyunlarda bile 60 FPS değerleri çıkabilmesi yine bu telefonun güzel detaylarından bir tanesi. 12 nanometre üretim sürecine sahip olan Mediatek Helio G88 Yon gazeti gerçekten de bu telefonu hem enerji tarafında hem de oyun tarafında yeterli performans sağlıyor. Telefonumuzda 5000 mAh pil gücü olduğunu söyledik ve kutu içinden 18 Watt hızlı şarj aletiyle bu telefon çıkıyor. Açıkçası şunu söyleyeyim. Pil tarafında ben kendi kullanımı size söyleyeyim. Kendi kullanım senaryomu söyleyeyim. Ben bu telefonu çok rahat bir şekilde arkadaşlar 2 gün kullanıyorum. Ya yani bu telefonu alan bir insan özellikle benim gibi çok fazla oyun oynayıp çok fazla video falan izlemeyen bir insansa genellikle telefon olarak arkadaşlar bu ürünleri kullanıyorsa çok uzun süreli bu telefonun şarj etmeden kullanım imkanına sahip. Peki bizim kullanım senaryomuzda Telefonun yüzde kaç pili kaldı? Hadi gelin buna bakalım. Tüm telefonlara uyguladığımız kullanım senaryosunu bu telefonda uyguladık. 70 dakika boyunca bu telefondan görüşme yaptık. Yüzde 5 pil tüketti. Bu iyi bir rakam. 70 dakika boyunca YouTube'da video izledik. Sadece yüzde 7 pil tüketti ki gerçekten de bu da oldukça İyi diyebiliriz. 70 dakika boyunca sosyal medya kullanımımız oldu. Bunu özellikle Instagram hikayelerde Reelsty falan filan yaptım arkadaşlar. Sadece %10 pil tüketti ki yine bu da dediğim gibi oldukça başarılı performanslar bir tanesi. 70 dakika boyunca bu telefonda internet üzerinden radyo dinledim ve sadece %3 pil tüketti. Tabii ki birçok insan soracak abi oyun tarafından oldu diye. 70 dakika boyunca PUBG'de oyun oynadım arkadaşlar. Hem PUBG oynadım hem de biraz Call of Duty oynadım açıkçası. Çünkü PUBG oynarken çok ciddi anlamda sıkılıyorum. Call of Duty kesinlikle çok daha hareketli bir oyun. Ama siz PUBG oyna dediniz böyle 35'te 30 dakika civarlarında bir PUBG oynayalım. 40 dakika civarlarında da Call of Duty oynayalım diyebilirim. Telefonumuzun şarjı %76'dan 1 saat 10 dakika sonra yani 70 dakika sonra %58'e düştü. %18 pil tüketimimiz oldu. Bununla beraber telefonun 41.1 derecelere kadar ısındığını gördük ki Telefonun ısınmasından falan bahsetmek mümkün değil. Oldukça başarılı bir rakam. Özellikle Samsung tarafında falan böyle 49 dereceleri gördükten sonra 41 dereceler falan gersen çok serin bir işlemci diyebilirim. Saat 16 itibariyle yani teste başladığımızın tam 9 saatin sonunda ki sabah saat 07 itibariyle başlamıştık. Ama saat 16'da yani 9 saatin sonunda telefonda halen %58 pil kalmasıysa hepimizi şok etti. Açıkçası biz %50'nin üzerine kalacağını düşünmüştük ama %51, %52 civarına kalacağını düşünmüştük. %58 pil kalması bizi de şaşırttı. Bu noktada yani bu telefonun pil performansı ile ilgili kafanızda en ufak bir soru işareti olmasın. Dediğim gibi Xiaomi zaten 5000 mAh pil gücüne sahip olan tüm telefonlarında oldukça başarılı işlere imza atıyor. Belki önümüzdeki dönemde yeni güncellemeler ki MIUI 13 güncellemesinde bu telefon alacağı söylendi. O arayüz geldiğinde de belki bir tık daha iyileşme bu telefonda umarım olur diye düşünüyorum ki o zaman da %60'ın falan üzerine çıkar zaten bu telefonun pili için inanılmaz diyeceğiz. Kafalarınızda en ufak bir soru işareti kalmasın diye açıkçası bu videoyu çektim. Tüm gün boyunca test yaptık. Sabah 7'den akşam 16'ya kadar süren bir test dediğim gibi sürecine giriyoruz. Bizi de çok yoruyor. Gerçekten bizi de çok yoruyor ama sizlerin de en doğru bilgiyi bu şekilde alacağınıza inanıyoruz. Yeni videolarda görüşürüz arkadaşlar. Size seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.